Yüksel Hoca saha içerisinde bir kere gördüğümüz en disiplinli, agresif hocalardan birisi. İşine bağlı, işini %100 konsantrasyonla yapılmasını isteyen bir hoca. Dışarıda da bir o kadar seveceğim, babacan bir hoca. Well, I don't even think about him as a coach. I think about him as my parent, my guardian, you know? Because since from the first day when I come here, before I sign for Marseille, he hold me like as if he's my dad. You know, like he's my parent. He encourage me, talk to me, keep me happy. If I have any problem, I say to him straight away. It makes me happy, makes me smile. So he's like my dad. He's not my coach. He's my dad here. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Ondan çok şey öğreniyorum. Yüksel Hoca çok doğal. Yüksel Hoca sanki bir amatör teknik direktör ruhuyla çalışan bir arkadaşımız. Deneyimli, bilgili ve yıllardır Avrupa'da hizmet yapmış bir hocamız. Adana'da doğdu. 2 yaşındaydı, Almanya'ya gitti. Annemler Almanya'dan 84 yılında dönüş yaparken spor kulübü geldi. Anlaşma yapmak istediler. Onu da annem babam hayır tek bırakamayız deyip maalesef onu da getirdiler. Ama kardeşim hala bırakmadı. Gene geldi, devam etti. Ve Almanya'da şeyini yaptı, bütün belgelerini, okulunu, stajını, hepsini Almanya'da yaptı yani. Kariyerimin uzun bölümü yurt dışında geçti. Yani çok zor şartlarla çalışarak buralara geldik. Hedefimiz vardı. O hedef doğrultusunda çalıştık. Allah nasip etti, bu hedefimize ulaştık. Ben hocaya gönderiyordum, o spora koşuyordu. Düşün, sahaya koşuyordu top oynamaya. Daha 7 yaşında, 8 yaşında. O zamandan belli uğraşıyor. Annem de babam beni camiye götürüyorlardı. Caminin de arka bir kapısı vardı. Ben ön kapıdan girip arka kapıdan kaçıp futbola gidiyordum. Ona böyle bir anımız var futbolla ilgili. Tabii ki çok iyi takımlarda çalıştım. Çok iyi hocalarla çalıştık. Tecrübe edindik. Daha sonra Türkiye'ye gelme kararı verdik. Yani bundan 5-6 yıl önce olmuş olsaydı Türkiye'den bir teklif kesinlikle düşünmezdim. Çünkü kendimi bilgi olarak hazır hissetmiyordum. Çok uzun süre bir yardımcı hocalık kariyerim var. Yani 10 senedir yardımcı hocalık yaptım. Daha sonra 4 yıldır teknik direktörlük yapıyoruz. Bence düşünüyor o geleceğin iyi teknik direktör, büyük teknik direktör burada Türkiye. İnşallah beraber bu klub Mersin İdman Yurdu Süper Lig'e biz gidelim. Bizim bir programımız var. Ona çok dikkat ediyoruz. O programdan şaşmıyoruz. Ama daha bir kişisel olarak özelliğim varsa da pes etmemek. Yani hiçbir şeyden pes etmiyoruz. Zorluklar oldu. Birbirinden zorlu maçlara hazırlanıyoruz. Bu hafta da böyle. Herkes aynı şekilde rakip gözetlemeksiz ciddiyetle çalışıyor. Tamam mı çocuğum? Haydi konsantre ol bakayım. İki. Etrafta çok dostumuz varmış gibi görünüyor. Ama hakikaten gerçek dostumuz çok azdır. Gelirken bizi mesela birçok kişi karşılar. Giderken biz valizimizi alır, tek ayrılırız şehirden. Ben şunu söylüyorum, futbolcunun tek dostu başarıdır. Futbolcu ve teknik direktörü. Başarılı olduğu sürece dostu da çok, arkadaşı da çok olur.